Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sunar. Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Her hafta bu stüdyolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli sanayicilerimizi, iş insanlarını ve konunun uzmanlarını konuk etmeye devam ediyoruz. Tabii bu hafta dedik ki gayrimenkul sektöründe neler oluyor? Bunu da konunun uzmanlarıyla konuşalım istedik. Eskiden ev almak, otomobil almak çok kolaydı. Şimdi hangi kolaylıklar var? Bunları konuşacağız. Ve iki tane stüdyoda çok değerli konuğum var. TÜRYAP Ordu Temsilcisi Sayın Erkan Yılmaz ve TÜRYAP Ordu Temsilcisi Hakan Daylan stüdyoda konuğum. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii bugün konuşulacak çok şey var. Gayrimenkul sektöründe neler oluyor? Ev almak isteyenlere neler söyleyeceksiniz? Kolaylıklar eskiden çoktu, şimdi de var diyebilirsiniz. Ama öncelikle yurt içinde ve yurt dışından izleyicilerimiz, bizler sizi yakından tanıyoruz ama kısaca Erkan Bey, Hakan Bey sizlerden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Erkan Bey sizinle başlayalım. Buyurun. Öncelikle Murat Bey bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Erkan Yılmaz, 42 yaşındayım, evliyim, iki oğlum var. 15 yıllık bir kamu tecrübem var. Son 7 yıldır emlak sektöründeyim. İstanbul'da başladım. Kurumsal bir firmadaydım. Memleketime aşığım, neden olmasın dedim. 2020 yılında Ordu'ya geldim. Son 4 yıldan beri Ordu'dayım. Hakan Bey'le beraber farklı bir kurumdaydık. Şimdi Türkiye'nin ilk ve en büyük emlak pazarlama zinciri olan TÜRYAP'ı Ordu'ya kazandırmış olduk. Çok güzel. Zaten yakın bir zaman içerisinde de güzel bir açılış oldu. Teşekkür ederiz. Sorulara geçeceğiz. Evet Hakan Bey, siz de dinleyelim. Buyurun. Ben de 1969 Ankara doğumluyum. Ordulu oluşum 98'li yıllara takabül eder. 2000 yılından beri damadım. 2021 yılından beri de Ordu'da yaşıyorum. Emekli bankacıyım. 26 yıl bankacılık yaptım. Farklı departmanlarda, şubelerde, İstanbul'da, Ankara'da. 2021 yılında özel bir bankadan emekli oldum. Kasım ayından beri de sektörde Erkan Bey ile daha önceki kurumumuzla beraberdik. Bahsettiğiniz üyede yeni kurumumuza TÜRYAP'ın Ordu temsilciliğini aldık. Çok vatandaşlarımıza güzel. Bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz burada. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de ziyaret ettim sizleri. Gerçekten çok profesyonel bir ekiple berabersiniz. İnanıyorum ki müşteriler de bunu zaten bizim gibi fark etmiştir, edecektir de zaten. Sağ olun, teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. O zaman gayrimenkul sektörünü konuşmaya başlayalım. Merak edilen çok sorular var. Ben öncelikle gayrimenkul piyasasında genel durumu nasıl, istatistiklerle bizlere neler söylüyor Erkan Bey? Sizinle başlayalım. Buyurun. Şimdi Ordu genelini konuşalım arzu tabii edersiniz. Evet. Şimdi gayrimenkul sektörü çok dinamik bir sektör. Her ne kadar piyasada olumsuz bir hava olursa da Ordu'da işler yolunda. Evet. Ben Hakan Bey de istatistikleri verecektir. Ben sadece Mart ayı istatistiklerini buraya gelmeden önce TÜİK verilerini elde ettim. Mart ayında müsaadeniz olursa lütfen. Buradan da tabii ki buyurun. Açık kaynaktır bu. Herkes evet. Ulaşabilir bu bilgilere. Mart ayında Ordu'da 819 tane konut satılmış. Evet. Hani kıyaslamak lazım. Acaba düşmüş mü? Rakamlar neyi gösteriyor? Evet. Bir yıl öncenin Mart ayına baktığınızda bu rakam 874'müş. Yani çok ciddi bir düşüş söz konusu değil baktığınızda. Aslında baktığımız zaman yani aslında dediğiniz gibi çok büyük bir düşüş yok yani. Tabii. Türkiye evet. ortalamasına baktığınızda evet. Ordu'da geçen seneyle bu sene hemen hemen aynı. Aynı. İşin ilginç yanı bu 819 konutun 689'u nakit gerçekleşmiş. Yani çok ciddi bir nakit alım gerçekleşmiş. Nakit alım gerçekleşmiş. Tabii. Nakit alım evet. gerçekleşmiş. Bu rakamda 347 konut sıfırken 472 konut ikinci el olmuş. Hakan Bey birazdan bunun daha detaylı tabii. son 3 aylık verilerini verecektir bize. Orada da işler
konut satış anlamında yolunda. Biz krizden çok fazla etkilenmediğimizi düşünüyorum ben. Burada da fındığın tabii bizim daldaki doların etkisi de büyük. Bölgeye sıcak para girmesi, ülke genelinde her ne kadar ekonomik krizi olsa da bize bir 4-5 ay sonra hissedilir hale geliyor. O yüzden fındık da bu bölgenin en büyük avantajı. Şimdi tabii, Hakan burada Bey. Burada şöyle bir şey eklemek istiyorum Murat Bey. Tabii ki buyurun. Şimdi ne acaba Ordu'yu etkilemiş? Şimdi büyük şehirlerde şehire yabancılaşma var. Deprem korkusu var. Tabii. Ama Ordu için böyle tehditler söz konusu değil. Biz bizeyiz. Çok yabancı yok. Evet. Depremle ilgili bir endişemiz yok. Şehrimiz güzel. İstanbul'dan, Ankara'dan ki bizim çalıştığımız kurumun en önemli ağı oralarda, İstanbul ve Ankara'da çok sayıda alım var. Evet. Şimdi Hakan Bey size şunu sormak istiyorum. Geride bıraktığımız pandemi dönemi son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan enflasyon ortamı, ekonomik kriz, konut satışlarını nasıl etkiledi? Erkan Bey siz eskide bir bankacısınız aynı zamanda rakamları da vereceğinizi söyledi. Buyurun bu soruyla başlayalım. Pandemi süreciyle başlayan durgunluk, devamındaki ekonomik kriz tabii ki konut satışlarını 2021 yılından sonra 2021 öncesinde olumsuz etkiledi. Da ilerleyen yıllarda da hani Ordu'daki genel satışlara bakarsak 2022 yılında 11.316 konut satılmış. 2023'te 9.712 konut satılmış. İlk 3 ayda da 2066 konut. Hani Türkiye geneline bakarsak 2022'den 2023'e %14'lük bir azalış var Türkiye genelinde. Ama Erkan Bey'in de bahsettiği gibi ordumuzda bu düşüş %4,5. Ama bundan dolayı ordudaki satışlarımız Türkiye geneliyle kıyaslarsanız daha az oldu. Tabii ki son yılda, geçen 2023 yılında bir de kredi faizlerinin yüksek olması, %50 kredili satışlarda düşüş var Türkiye genelinde. 2022 ile 23 en büyük gösterge o. Evet. Konut kredisi faiz oranları, ki biraz sonraki sorularda onu da şey yapacağım. Konutu krediyle almak halen çok mantıklı şu anda da. Ama gene de faizin yüksek olduğu algılanıyor. Ondan dolayı %50 de konut kredili satışlarda %50 düşüş var. En önemli banka kanalı, Erkan Bey'in bahsettiği gibi nakit satışlarımız oluyor. Ama oradaki düşüş Türkiye geneline göre Ordu'da daha az. Neden? Erkan Bey'in bahsettiği gibi İstanbul, Ankara ve yurt dışında birçok hemşerimiz var. Ordumuza yerleşmek için can atıyorlar. 10 telefonumuzun 8'i Ordu dışından geliyor bizim. Evet. Ondan birçok %80 satışımız Ordu dışına. Ordu dışında. İstanbul, Ankara, yurt dışı. Memleketimizin güzel projelere, güzel konutlara ihtiyacı var. Talebimiz Türkiye genelinden daha çok. Daha çok. Evet. Erkan Bey, gayrimenkul yatırımı yapmak mantıklı mı şu an atmosferde? Şimdi gayrimenkul sektörü dinamik bir sektör. Evet. Son 7 yılda sürekli bir şeyler yaşandı. Ama her dönem gayrimenkul kazandırdı. Ben daha gayrimenkul sahibi yapıp da ben zarar ettim diyeni duymadım. Her dönem mantıklı. Gayrimenkul temel ihtiyaç, barınma temel ihtiyaç. Tabii, doğru. Peki, şimdi sizinki Türkiye geneli, hatta yurt dışında da ofisleriniz var. Türkiye genelinde yaygın ağdan bahsedersek, kaç tane şube var? Biraz anlatın isterseniz. İsim vermemde bir mahsur var mı? Yani il söyleyebilirsin. Hani 81 ilin tamamında da söyleyebilirsiniz ama şimdi, marka ismi söylemeyelim. Tabii. Şimdi 1985 yılında kurulan bir marka bu. Evet. Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi var. Türkiye'nin hemen hemen 81 ilinde, yurt dışında Amerika'da, Kıbrıs'ta temsilcilikler var. 320'den fazla temsilciliğimiz var. Ordu, Altınordu'da sadece biz varız. Yaygın olarak İstanbul, Ankara ve büyük şehirlerde, yani Ordulu'nun yoğun olduğu bölgede çok fazla temsilcimiz var. Biz bu nedenle bu markayı tercih ettik. Güzel de temsil ettiğimize inanıyorum. Çok güzel. Peki Hakan Bey, kredi ve mevduat faizleri bu seviyede iken sizce konut kredisi kullanarak daire satın almak mantıklı mı? Siz de eski bir bankacısınız. Bunu sık sık söylüyorum. Buyurun. Tabii ki mantıklı. Ben bütün müşterilerimize, eş dost çevremize şu anda dahi konut kredisiyle konut almak mantıklı. Nasıl mantıklı? Evet, nasıl? Mevduat açalım faizleri onu. Şu anda %50'ler seviyesinde. Doğru.
Konut kredi faiz oranları, tabii ki kamu bankalarımız çok fazla konut kredisi iştahı yok. Evet. Özel bankalarımız %3'lerle konut kredisi veriyor. 3'lerden %36'lara geliyor. Yani mevduat oranı %50 ve üzeri. Konut kredisi oranlarımız 36'larda. Şimdi kiraların bu seviyeye geldiği bir ekonomik durumda. Ordu'da hemen hemen bir kiralık ev ortalama 3 artı 1 artık 20 bin seviyelerinde. Evet, 20 doğru. bin liralık bir evde yaklaşık 3,5 milyon 4 milyon. Bunun yüzde eğer eviniz hiç yoksa, eşiniz sizin üzerinize hiç ev yoksa BDDK duyuruları gereği %50'si kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Evet. 3 milyonluk bir evde 1,5 milyon kredi alırsanız bunun yaklaşık kredi taksidi 45 bin lira civarı. Kiralar enflasyonist ortamda bu şekilde devam ederse 20 bin liralık kiranız zaten 3. yıl sonunda 45 bini geçecek. Doğru. Enflasyonist ortam böyle devam ederse. İleride faiz oranları düştüğünde de birçok bankacıdan da bilgi edinilebilir. %2 ana para ödemesi evet. yaparak güncel faiz oranlarına da düşünerek faizin de maliyetini düşürebilirsiniz. Yani 3 yıldan sonra ev zaten kendi kendine yani kiradan daha düşük oranda kredi taksidi ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz. İlk belki birkaç yıl ama bunda tabii hane geliri önemli, kişinin kredibilitesi önemli. En önemlisi de ilk konutu olması. Yani hiç konutu olmayanlara tavsiyem, özellikle tavsiyem muhakkak yani ev alamam diye düşünmesinler. Evlerini seçsinler. %50'si kadar bütün özel bankalar kredi veriyor. Ondan dolayı da ilk 2 yıl biraz zorlansın. 3. yıldan itibaren kira öder gibi, gerçekten de kira öder gibi konut sahibi olabilirler. Artık kiralar çok yüksek seviyelerde. 20'ler, 25'ler kira Ordu'nun her yerinde. Evet. 20 binden aşağı 3 artı 1 artık olmamaya başladı. Bu Şahincil, Cumhuriyet, Durugöl evet. Mahallesi. Akkezi, ondan evet. dolayı 3 yıl sonra kendi evinizin taksidini ödeyerek şimdiden ev sahibi olabilirsiniz. Bunu da söylemiş. Bütün hemşehrilerimize tavsiyem konut kredisiyle almaktan korkmasınlar. Evlerini beğensinler. Evet. Biz de her konuda yardımcı olabiliriz tabii o konularda da. Bunları duymak çok güzel. Peki Erkan Bey, bir izleyici sorumuz var. Onu da size soralım. İzleyicimiz şöyle soruyor. Konut yatırımı mı, ticari mülk yatırımı mı? Erkan Bey'e sorar mısınız diyorlar. Evet. Hangisini tavsiye edersiniz? Şimdi yatırım bir karakter evet. meselesidir. Konut yatırımı daha az maliyetli, daha kira geliri elde ederken daha doğru sürekli alabileceğiniz bir getiridir. Çünkü barınma temel ihtiyaçtır. Birileri o konutu kullanacak. Dolayısıyla konut yatırımı yaparsanız sürekli bir geliriniz olur, riskiniz az olmuş olur. Düşük bütçeyle de yapabilirsiniz. Ticari yatırım için biraz bütçeyi arttırmanız lazım. Daha yüksek kira geliri elde edebilirsiniz ama bu ticaret her ortamdan etkilenir. Dolayısıyla ikisi de farklıdır. Yatırım karakter meselesidir. İkisi de evet, yapılabilir. İkisi de yapılabilir. Evet Hakan Bey, yine izleyici sorumuzla devam edelim. Hakan Bey, size de soru şu şekilde izleyicimizden. Şu an Ordu'da daire tiplerine göre konut fiyatları ne seviyede? Metrekare birim satış fiyatları ne seviyelerde? Hakan Bey cevaplasın. Evet. Şimdi konut fiyatları metrekare birim fiyatlı olarak yani 25 bin liradan başlıyor. Evet. Mahalle ve konutun büyüklüğü ve lüks konut olmasına göre 45 bin liraya kadar çıkıyor. Şimdi Ordu'da ortalama 1 artı 1 45-50 metrekarelik bir dairenin fiyatı yaklaşık 1,5 milyon. Evet. 1,5 milyon, 1 milyon 6. 2 artı 1 evler 2 milyon 300, 2 milyon 400 yani 2 milyon, 2,5 milyon arasında 2 artı 1 ev alabilirsiniz ki artık Türk halkı ve ordumuz bu 2 artı 1 evlere alışacağız. Evet. 3 artı 1'ler tabii bütçeleri yavaş yavaş aşmaya batıyor. 3 artı 1'ler 3 milyondan 8 milyona kadar 3 artı 1 evler metrekaresi, mahallesi. Hani konforuna göre değişebiliyor. Yani metrekare bir birim fiyatları da 20 satış fiyatları 25 bin ile 45 bin lirası arasında değişiyor. Bu hani Karşıyaka, Cumhuriyet Mahallesi, Durugöl, Akkızı buralarda biraz daha birim metrekare
fiyatları merkez mahallelerde daha fazla. Ama diğer işte Şirinevler, Şahincil oralarda metrekare birim fiyatları bir tık daha bu dediğimizin altında alımlar yapılabiliyor. Evet, izleyicimiz şöyle soruyor. 2+1'ler ekonomik sebeplerle mi yoksa yeni nesil artık böyle tercih ediyor? Hangisi? Yoksa ikisi mi? Her ikisi de. Her ikisi de. Her ikisi. Şimdi 2+1 şu an hane halkı sayısına bakarsak artık 3.2'lerde filan Türk aileleri artık 3.2, 3.3. Yani artık 3 kişilik ailelere geliyoruz. Şimdi 3 kişilik bir aile, evet. 3+1 lüks. Doğru. Öyle değil mi? Yani tabii. Bir oda fazla, bir oda misafir, artık misafir filan gelmiyor. Doğru. Yani eski, onun için 2+1, evet. Standart, kapalı mutfaklı, 100 metrekare bürüt, daireler bizim müteahhitlere de tavsiyelerimiz. Onlara da maliyet ve satış olarak daire ne kadar büyüdükçe metrekare birim fiyatları da çarparsanız 3+1 daireler bahsettim. 3,5'la 7 milyon arası. 2+1'ler 2,5 milyonluk evde hepimiz oturabiliriz. Tabii. 2,5 milyona da güzel bir 2+1 alabilir. Hatta 4 kişilik aile bile 2 çocuklu eskiden ranzalar vardı. Doğru. İki çocuk yani şimdi tamam ama hane sayısı düşük. Benim bir kızım var. Ben evet. 2+1 bir evde rahatlıkla oturabilirim. Türk altı da oturabilir. Ondan dolayı bizim hani vatan hemşehrilerimize de müteahhitlere de tavsiyemiz enerji verimliliği daha çok daha kolay, daha maliyetsiz ısınır. Temizliği daha kolay olur. Aidatı daha ucuz olur. Her şekilde satışı kolay olur. Kiralaması kolay olur. Ondan dolayı 2+1 daireleri tavsiye ediyoruz. Evet. Erkan Bey yine size izleyici sorusu var. Konut yatırımı mı, ticari mülk yatırımı mı dedik. Erkan Bey her ikisini de tavsiye etti. Fakat konut ise hangi tip dairelere yatırım yapmak gerekli? Konutumu satıp faize mi yatırsam acaba diye de bir izleyicimiz sormuş. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi konut yatırımı eğer bunu yatırım maksatlı yapıyorsanız mümkün olduğu kadar küçük olmalı. Evet. Neden söylüyorum? Örneğin 1+1. Hayatımıza yeni girmeye başladı 1+1'ler. Doğru. 1+1'ler kullanışlı ise, kira geliri elde edebileceğimiz noktada ise, fiyatı da, fiyatla performansı iyi ise en iyi yatırım aracıdır. Çünkü örneğin şöyle bir bütçeniz var, 3 milyon. Evet. 3 milyona 2 tane 1+1 alabiliyorsanız eğer ikisinden ayrı ayrı kira gelir elde edebilirsiniz. İstediğiniz zaman birini nakite çevirebilirsiniz. Bir de 1+1'lerin şöyle bir durumu söz konusu. 1+1'de kalacak kişinin süresi bellidir. Kira gelirini ona göre elde edebilirsiniz. 3+1 çok uzun süre kirada kalır. Dolayısıyla enflasyona karşı kira geliri altta kalabilir. 1+1'i çok hızlı nakite çevirebilirsiniz. Yani ne kadar büyükse, fiyat ne kadar yüksekse o kadar satışı zorlaşabilir. Ben her zaman söylüyorum yatırım maksadı alabiliyorsanız 1+1. 1+1. Peki Hakan Bey artık yaz dönemlerine giriyoruz. Konut satış fiyatları artar mı? Konut almayı düşünenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Yaz dönemine yaklaşıyoruz. Tayinler... Evet. Yakında başlayacak. Düğün sezonu başlıyor. Son 2 aydır düğün sezonunun hareketliği hem kiralıklarda hem satılıklarda başladı. Kiralıklar, kiralar artış meyilinde. Çünkü çok fazla kiralık potansiyeli olan dairemiz yok. Ev satışlarında da şöyle, eskiye göre ekonomik verileri değerlendirirsek konut maliyetleriyle konut satış fiyatları arasındaki makas gitgide kesişti. Onu gördüm dünkü araştırmamda. Artık hani müteahhitlerimiz de daha makul fiyatlarda evler satıyorlar. Konut fiyatlarının yapılan konutların bilhassa eski maliyetli, bir yıl önceki maliyetli konut fiyatlarının çok artacağını düşünmüyorum. Bu yaz ayı alım için bir fırsat. Yaz ayında hemşehrilerimiz birçok müteahhitimizin çok güzel projeleri var. Yatırım için olur, oturmak için olur. Ben bu yazı fırsat olarak görüyorum. Çok fiyatların çok artacağını düşünmüyorum yazı. Ondan sonraki tabii faizlerdeki ekonomik
programımıza göre faizlerde düşüş de seyrederse bu fiyatlarda, ama daha şöyle bir beklenti var. Konut fiyatları daha düşecek. Faizler %50-60, biraz daha bekleyelim. Bu yanlış bir kanı. Şu anda doğru fiyatlardayız. Bu fiyatlardan bütün hemşehrilerimiz rahatlıkla konut edinebilirler ihtiyaçlarına göre. Biraz önce dediğim, ister krediyle alır, ister fındığıyla alır. Ama ben bu ay, bu yazı fırsat yılı olarak, ayı olarak düşünüyorum. Evet. Şimdi reklam arasına gitmeden Erkan Bey, izleyici sorumuzu cevaplayalım. Faizler yüksek, kredi kullanabilen var mı diye bir soru var. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ortağım evet. Hakan Bey bankacı aslında evet. Ama bu soruya da yine dilim döndüğünce cevap evet. vereyim. Evet, kredi kullanabilen var. Özellikle özel bankaların bu konuda imtiyazları var. Eşiyle beraber çalışan bir insan evet. Ortalama bir gelirle yaklaşık 1,5 milyona kadar krediyi kullanabiliyor. Biz satışlarımızda 1,5 milyon kredi kullanılabildiğimiz oldu. Bunun ödemesi de ayda 40-50 bin lira. 40-50 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Yani baktığınız zaman yüksek gelebiliyor ama eğer ödeme gücü varsa bence ve konut almak istiyorsa borçlanmalı. Çünkü enflasyonist ortamlardaki en iyi yatırım aracı borçlanmadır. Ben öyle düşünüyorum. Hepimiz geçmişte kredi kullanmışızdır. Tabii. İlk başta herkese ağır gelmiştir. Ama görüyoruz 3-4 yılda neler oldu. Dolayısıyla eğer o günkü şartlarda o krediyi ödeyebiliyorsa muhakkak borçlanıp konutunu almalı. Evet, şimdi izleyicimiz sizi doğrulayan bir yorum yapmış. Ben bundan 2,5 sene önce kredi çekerek ev aldım. Türkiye'de ekonominin bu duruma geleceğini bilseydim, bugün kredi çekmeye korkuyordum. Keşke 2 katı çekseydim de bugün ödediğim kredi bedeli çok komik bir rakama düştü diye kesinlikle bir açıklaması var. Bu da sizin söylemlerinizi doğruluyor. Erkan Bey ve Hakan Bey bize ilk bölümde sizlerden de gelen soruları cevaplayarak gerçekten ilk bölümü verimli geçirdik. İkinci bölümü bir tık daha verimliliğini artıracağız. Hakan Bey, şimdi istiyorum ki ben sizi şöyle bir bırakayım. Siz tüketiciye niçin ev almaları gerektiğini, yatırım yapmaları gerektiğini bir bankacı gözüyle de anlatın. Buyurun. Neden ev almamız gerekir? Evet. Artık Türkiye genelinde Ordu'da geçen sene kiraların en çok arttığı 3 ilden birisiydi. Evet, birazdan oraya da geleceğim zaten. Ben 2021'de Ordu'ya geldiğimde 5000 lira kirası olan bir daire evet. geçen hafta 25 bin liraya kiralandı. Siz aynı zamanda kiralama olayına da bakıyorsunuz. Tabii, kiralama evet. olayına da bakıyoruz. Onunla ilgili de evet. Şimdi 5000 liralık 2021'in yazında verilen bir daire 2004'ün daha Mayıs'ında 25 bin. Yazında oldu 30 bin. Bu kiraları ödeyeceğimizi evet. biraz önce dediğim gibi konut kredisiyle finanse ederek evimizi alıp ilk 3 yıl evet. Erkan Bey'in bahsettiği gibi şu anda hani hane gelirinden 2 kişi çalışıyorsa rahatlıkla da o bahsedilen %50 krediyi de ödeyebiliyoruz. Ondan sonra zaten 4. 5. yılda hani bir kredi kartı harcaması gibi oluyor artık bu, ama enflasyonist ortamda ileride faizler ekonomik program çerçevesinde düştüğü takdirde de zaten %2 tabii. ana para ödemesi doğru. yaparak düşeceği için faiz yükümüz. Ondan dolayı 3. yıldan sonra evinizi aldığınızı hissediyorsunuz ve bu çerçevede kesinlikle 2. 3. evlerde yatırım için, dediğim gibi yatırımda ben açıkçası arsa, hani imarlı arsa, bilhassa pandemiden sonra bu fındık bahçeleri, küçük parselli fındık bahçeleri, bir dönüm, iki dönüm, oraya tek katlı evini yapacağı, yeşil alanı olacağı fındık bahçelerine, küçük parselli, böyle 8-10 dönüm değildi, fındık evet. toplama amacı değildi, o tür arsalara da şu anda çok talep var. Tabii şimdi bölgemizin, burada şunu da söylemek lazım. Karadeniz-Akdeniz yolu artık son aşamaya geldi. Ordu, başta Sivas olmak üzere Osmaniye'ye kadar Kırgil'in ekonomisiyle bütünleşecek ve Sivaslılar denize kavuşuyoruz diye buradan villa ve daireler almaya başladılar. Diğer taraftan iklim değişikliği var. Bilim adamları söylüyor 2 yıl, 3 yıl içinde. Bu başta Ordu, kıyılar
Samsun, Trabzon, Rize, kıyılar çok cazibe merkezi haline gelecek. Yoğun bir turist akımı da olacak. Diğer taraftan Allah gecinden versin, deprem ülkesiyiz ama İstanbul'da Anadolu'ya yatırımının kayması ve Türkiye ekonomisinin bundan ne kadar az zarar görürse o kadar iyi. Büyük yatırım talepleri var. Bu taleplere de cevap vermek lazım. Yani Ordu artık göç veren değil, göç alan il konumuna geldi. Önceden Ordu'da herkes birbirini tanıyordu. Günde 10 kere geçişiyordu ama şu anda artık son 5 yıldır şehirde yoğun bir göç almaya başladık. Bu da daire taleplerini artırıyor herhalde, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Evet. O zaman buradan devam edelim. İzleyicimiz devamlı SMS atıyor Erkan Bey. Onun sorusu aslında cevapladık ama tam olarak cevaplamadığımızı düşünüyor. Konutumu satıp faize yatırsam mı acaba Erkan Bey diye sormuş tekrar. Şimdi bu soruyu bugünlerde çevremdeki daha cazip mi geliyor? Eş dosttan dahi alıyorum. Evet. Çünkü mevduat getirisi gerçekten insanın aklını bir karıştırıyor. Ama şöyle basit bir hesap yapmak istiyorum. Tabii ben. Herkese bu örneği veriyorum. Şimdi bugünlerde 3 milyonluk bir konutunuz var. 3 milyon olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Konut satışları oluyor ama piyasada satıcının çok, alıcının az olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla nihai son noktaya alıcı koyuyor. Yani fiyatta arz talep dengesi var. Talep eden kişi fiyatı belirliyor. Yani 3 milyonluk bir konutunuzu hemen yarın satayım deseniz 2 milyon 400 bin liraya vermeniz lazım. Hızlı satış olması lazım. Tabii. Tamam, 3 milyonluk bir konutunuzu sattınız, 2 milyon 400 bin liranız cepte. Hemen mevduata yatırdınız. Aylık getirisi, Hakan Bey daha iyi bilir, 2 milyon 400 bin lira 100 bin lira getiri sağlıyor. Evet. Çok iyi para. 2 milyon 400 bin lira, 100 bin lira getirisini alırım, 50 bin liraya gider villada otururum, 50 bin lira da karım olur diye düşünüyoruz. Basit hesap yapıyoruz. Doğru bir hesap mı bu? Aslında hesap şöyle, hemen şaşacaktır. Sattığınız 3 milyonluk konutunuzu 2 milyon 400 bin lira. 6 ay boyunca 100 bin lira topladınız. Evet. 6 ay sonra konutunuzun 6 ay önceki değerini yakaladınız. 3 milyon topladınız. Burası Türkiye. Dengeler bir değişti. Tabii. Bu sefer satışlar hızlandı. Hadi 6 ay önce 3 milyona, 3 milyon eden konutunuzu tekrar alın bakalım, alabilecek misiniz? Yani ben hep söylüyorum, gayrimenkulle oyun olmaz. Günün sonunda alan her zaman karlıdır. Alan her zaman karlıdır. Evet. Yani konutumu sattım, faize koydum, mevduat getirisi sağladım. Böyle şimdi bir oyun olmaz. Türkiye'de ekonominin yönetiminde insanlar tekhaneli. Enflasyon rakamlarını hedefliyorlar. İş oraya geldiğinde de filmin başka bir bölümü konuşulacak, öyle değil mi? Bir anda dengeler değişiyor. Dengeler siz yakalayamazsınız. Tabii. Trader olmanız lazım onun için. Yani burada dediğiniz gibi normal vatandaşın bunu yakalama şansı yok. O yüzden bu tür maceralara da girmeye gerek yok. Kesinlikle. Alan her zaman karlıdır diyoruz. Kesinlikle. Gayrimenkulle oyun olmaz diyorum. Gayrimenkulle oyun olmaz. Güzel. Peki Hakan Bey, gayrimenkul fiyatını belirler iken siz nelere dikkat ediyorsunuz? Gayrimenkulü fiyatını değerlerken öncelikle daireyi yerinde, bu daire olarak düşünürsek tabii arsayı ayrıcına gelebiliriz. Daireyi yerinde görüyoruz, ölçüyoruz. İmar durumunu belediye tapudan ve belediyeden inceliyoruz. Ondan sonra ortağım Erkan Bey SPK lisanslı değerleme uzmanı. Evet. İkimiz ekip olarak daha doğrusu o mülkü değerleme programları da kullanıyoruz. Piyasa bilgimizde zaten hani Ordu Çerçeve, Cumhuriyet, Durugöl, Akyazı, Karşıyaka, Şahincil bu bölgelerin gerçekleşen fiyatlarını, birim metrekare fiyatlarını anlık, günlük, haftalık zaten takip ediyoruz, biliyoruz. O bilgiler çerçevesinde gayrimenkulün kısa vadeli acil satış fiyatı, orta vadeli 3-4 aylık fiyatı ve tok satıcı fiyatı olarak müşterimizi çağırıyoruz. Ofiste bir sunum yapıyoruz. Kendisine ilan fiyatları, eksper değerleri piyasa bilgimizle harmanlayıp bir değerleme raporu sunuyoruz. Konutunun hangi sürede ne kadar liraya satılacağı konusunda bilgilendiriyoruz. O çerçevede satalım derse satıyoruz. İleride düşünürüz derse ona göre değerlendiriyoruz. Değerlemeyi çok yapıyoruz bugünlerde. Evet. Herkes konutunun fiyatını da merak ediyor. Benim konutum ne kadar oldu veya işte ortaklı mülklerde kendi içlerindeki pay devirlerinde konutunun sağlıklı
metrekare birim fiyatını öğrenmek istiyorlar. Bu arsada da geçerli tabii. Fındık bahçesinde de geçerli. Hepsinde birkaç gün içinde sağlık bir değerleme müşterilerimize sunuyoruz. Peki Erkan Bey, şimdi baktığımız zaman burada izleyici sorumuz da var ama ben iki soruyu aynı anda sorayım size. Kurumsal marka ile çalışmanın avantajları nelerdir? İzleyicimiz ben Erkan Bey'e ve Hakan Bey'e hangi konularda gelebilirim diye, hangi tür hizmetleri alabilirim diye de soru soruyor. İsterseniz iki soruyu da siz cevaplayın. Buyurun. Evet. Şimdi emlakçılık iki türlü yapılabiliyor. Bir kurumsal marka adı evet. altında, bir de kendi isminizle yapabilirsiniz. Tabii. Ben hep kurumsal markalarda bulundum. Bunun bana şöyle bir avantajı var. Birincisi 15 yıllık kendi kurumsal bir geçmişim var. Kamu tecrübem var. Kurumsal markada olay şu. Tek düzen bir pazarlama mantığı var. Şeffaf ilerleniyor. Alıcı ile satıcı buluşturuluyor. Fiyat belirlerken de piyasa kriterlerine göre şeffaf hareket ediliyor. Kişi kendisini güvende hissediyor. Bu tabii kişiyle de alakalı bir durum ama kurumun her yerde temsilciliği var. Örneğin biz Ordu'dayız. Kişi İstanbul'da. İstanbul'daki bir temsilciyle bağlantıya geçip buradaki mülkünü satabiliyor. Veya kişi burada İstanbul'daki mülküne müşteri bulabiliyor. Bize bir ağ sağlıyor. Kadromuz geniş. 12 temsilcimiz var. Kendi içimizde 12 danışmanız. Daha da genişleyeceğimizi düşünüyoruz. Ofisimize geldiği zaman herkesin söylediği şu, burada kendimi güvende hissediyorum. Evet. Bu bizim için çok önemli. Tabii ki. Yani bu olay insanların kendini güvende hissetmesi aynı zamanda başarıya giden yolun en büyük anahtarlarından herkesi bir tanesi. Herkesi de bekliyoruz ofisimize. Evet. Buradan da bunu söylemiş olalım. Peki Hakan Bey, biraz da kiralardan konuşalım isterseniz. Çünkü kiralama hizmeti de veriyorsunuz ev arayanlara. Şehrimizde konut kiraları ne seviyede? Aslında satır aralarında konuştunuz ama izleyicimizin sorusunu cevaplayalım. Kiralık konut bulmakta hemşehrilerimizin zorlandığını görüyoruz. Siz konut kiralarken hangi kriterlere göz önünde bulunduruyorsunuz? Hangi mahallede ne tür konutlar talep ediliyor? Şimdi kiralamalarda şöyle, kiralık konut stoğumuz az. Bir 4 yıl imar uygulamasının askıda olması, ben Ordu'ya 2021'de geldiğimde yeni ruhsat verilmiyordu kiralık. Evet. Doğru. Hani ben kiralık ev arıyordum. Evet. Kiralık ev bulamadım, ev satın aldım. Ev satın hani almasın. Şu anda da aynı, geçen sene yeni verilmeye başladı ruhsatlar. Geçen seneki 8 ay önce başlayan inşaatlar daha henüz bitmedi. İnşallah bu yaz, bu yıl sonunda yaşamayız. O konutlara kavuşacağız. Müteahhitlerimizin çok güzel projeleri var. Evet. Kiralar da bundan dolayı, arz talep dengesizliğinden dolayı ki hala aynı şey var. Yüksek seyrediyor yani bir Samsun'a göre çok yüksek. 1 artı 1 tabii. 1 artı 1 daire kiraları şu anda eşyasız 7-8 bin lira. 7-8 bin lira. 2 eşyası. Artı 1 konut kiraları 10-15 bin lira. 3 artı 1 konut kiraları 15 ile 30 bin lira arasında değişiyor konut kiraları. Bu işte mahallesine göre, yapının durumuna göre değişiyor. Daha ziyade Karşıyaka ve Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru gelişiyor. Kamu kurumları Karşıyaka'da, üniversitemiz Cumhuriyet Mahallesi'nde, yapılan şehir hastanemiz Cumhuriyet Mahallesi'nde, havaalanımız Cumhuriyet Mahallesi'nde. Projeler oraya doğru kayıyor. Ondan dolayı da kiraların orada biraz daha yüksek seyrettiğini görüyoruz. Tabii Akkazı, Durugöl, Güzelyalı'da gene çok merkezi ve güzel mahallelerimiz. Ama kiralarımız yaza doğru girdikçe arz talep dengesinden, dengesizliğinden dolayı ki şu anda daha düğün sezonundan gelen tayinler daha başlamadı. Yazın çok yeni evlenecekler. 5 ay önceden ev tutuyor şu anda. Dün bir müşterimiz Eylül'de evlenecek. Daha Mayıs ayından ev tutuyor. Ben 1 ay önceden evimi tutmuştum evlenirken 23 yıl önce. Yani bu da ne? Ev yok. Kiralanacak ev yok. Ondan dolayı bir kısmı kiralayacakların satışa kane. Yeni evlenecek çift bizden 3 artı 1 ev ya diyorum. Evet. Siz yeni evleniyorsunuz. Daha hani 2 artı 1, 1 artı 1 Erkan Bey'in dediği gibi bir yeni evli çift 1 artı 1'de bile oturabilir. Evet. 2 artı 1 5 yıl oturabilir. Ama biz hep 3 artı 1, 150 metrekarelik ev hayalini kuruyoruz. Yok Ordu'da öyle evler. Evet. Var ama çok az. Kiraları da o dediğim seviyelerde. Onun için tavsiyem 2 artı 1 evlere
satın almaya kendilerini zorlasınlar. Çünkü kiralar bir tık daha Haziran'dan sonra biraz daha yükselecek. Hani konut fiyatlarında o şey değil ama gene kiralarda arz talep dengesizliği var. Kiralamalarda neye dikkat ediyoruz? Mülk sahipleri adına sorumluluk alıyoruz. Hani bankacı olmamızda var, yurt dışında da böyle yapıldığını gördük. Kiracı adaylarımızın kredi notuna bakıyoruz. İş yeri teyitlerini alıyoruz. İş yerlerini arıyoruz. Uygun kiracı profillerini, dün bir araç kiralama firmasından biri dedi, biz de artık araç kiralarken kredi notuna bakıyoruz dedi. Buna sevindim. Çünkü orta ve uzun vadeli bir nevi kredi ilişkisine giriyorsunuz. Tabii. 20 bin lira taksitle belki 4 yıl vadeli kredi vereceğiz. Ondan dolayı hemşerilerimiz hani kredi notu artık kredi alırken değil, ev kiralarken de, araç kiralarken de önüne geçiyor, ön planda oluyor. Biz bu kriterleri çok önemsiyoruz. Yurt dışında da böyle, bizde de yavaş yavaş yaygınlaşacağını düşünüyorum. Kiracı adaylarını seçerek yani adaylarını sunuyoruz. İzleyicimiz şöyle bir soru soruyor Hakan Bey. Bu kiralamayla ilgili baktığınızda eşyalı ev kültürü Ordu'da oluşmuş mu kiralamada? Yani yüzdeye vurursanız eskiye göre iyileşme var mı? Sayıda artma var mı? Eşyalı ev kiralama noktası. Artış var. Yalnız istenen öğrenci tipi üniversitemize yakın Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrenciye yakın eşyalılarla başlamış. Evet. Halbuki şu anda yeni gelen bir hekim, yeni gelen bir mühendis diyeceğimiz beyaz yakalılara hitap edecek yavaş yavaş bizim de hani yatırımcılara tavsiyemiz 1+1, 2+1 olur. Evi eşyalandırarak hem Erkan Bey'in biraz önce bahsettiği gibi eşyalı dairelerin kira sirkülasyonu daha çok. Hani bir eve geldiğinizde, kiracı eve girdiği zaman 4-5 yıl oturmayı düşünüyor. Ama bir eşyalı bir dairede en fazla 1 yıl. 1 yıl hatta 6 ay ve kira getirisi de çok yüksek olduğu için kira 2 yılda da eşya kendine amorti ediyor. Hani kira amortismanı daha fazla oluyor eşyalı dairelerde. Diyebiliriz. Yatırımcı için özellikle eşyalı daire yapma, tercih, kiraya vermelerini tavsiye ederim. Yavaş yavaş artıyor ev konforlu dairelerimiz. Durgöl'de, Cumhuriyet'te artıyor yavaş yavaş. Artmaya başladı. Şimdi Erkan Bey şöyle bir soru var. Biraz arsa yatırımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Nereden almalıyız diye bir soru var size Ordu'da. Yani bu konuda da bir sloganım var. Hep söylüyorum, ne altın ne borsa, en iyi yatırım arsa diyorum. Çok güzel. Şimdi Ordu, baktığınız zaman altın Ordu için konuşuyorum. Yoroz'la Boztepe arasında bir şehir. Doğru. Arsa sınırlı, imarlı arsa sınırlı. İmarlı arsadan çok ciddi bir kazanç elde edemezsiniz. Zaten olacağı olmuştur. Ama herkese tavsiyem şu, şehrin gelişmekte olduğu noktalara doğru, hemen kıyısında, kenarında. Yani bugün çok cüzi bütçelerle bir arazi, bağ bahçe yatırımı yapıp bir 5-10 sene içerisinde bir koyup 5 aldıklarını göreceklerdir. Arsa yavrular, kendini geliştirir, çoğalır. Ya dolayısıyla ev alamayabilirsiniz, nakitiniz yetmeyebilir ama bir fedakarlık yapıp bir dönüm, iki dönüm, o gün için fındık bahçesi ama gelecekte arsa olabilecek yerler var. Oralara yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi Hakan Bey şöyle bir soru var. Yeni projeler daha çok hangi mahallelerde, hangi bölgelerde inşa ediliyor? Şehrimiz nereye doğru gelişiyor? Hakan Bey'in gözlemi nedir? Önceki soruda biraz bahsettim. Kamu kurumlarımız Karşıyaka'da. Şehir... Evet. Hani genelde şehirler doğuya, batıya doğru büyür. Ordumuz doğuya doğru büyüyor. Niye? Bütün yatırımlar hemen hemen doğuya doğru. İşte kamu kurumları valilikten başlayarak doğuya doğru ilerliyor. Hastanemiz Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılıyor. Üniversitemiz Cumhuriyet Mahallesi'nde. Havalanımız Gülyalı'da. Ondan dolayı doğuya doğru bir gelişim var. Müteahhitlerimiz de, değerli müteahhitlerimiz de bu Karşıyaka ve Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru artan sayıda projelerimiz şu anda devam eden inşaatlar da var. Yeni kazma vurulacak inşaatlarımız da var. Yani genel anlamda doğuya doğru gidiyoruz.
ileride bir 5 yıl sonra zannedersem Bulancak'la birleşecek gibi geliyor gelen talebe göre. Hani Karşıyaka Cumhuriyet'te olduktan sonra Gülyalı, Piraziz, Bulancak'a doğru gidecek artık öyle. Evet, artık yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Ama sorularımızı da tamamlayalım. Hangi tür konutlar daha çok talep görüyor Erkan Bey? Bir de müteahhitlerimiz talebe göre imalat yapıyor. Şimdi Ordu'da ihtiyaçlara göre üretim var. Müteahhitler de sepet yapmış durumda. Evet. 1+1 de üretiliyor. Bakıyorsunuz hiç 1+1 yapmam diyen müteahhit 1+1 de yapıyor. Çünkü hem maliyet analizi yapmış hem de yatırımcının böyle bir talebi var. Evet. 2+1 en ideal daireler. Ne zaman nerede yapılsa talep görüyor. Yani 3+1 de az ama ihtiyaca binaen alışveriş oluyor. Bir de kapanmadan önce ben kendimizle ilgili unuttuğum şeyi hatırlatmak istiyorum. Şimdi markamız adı altında 12 emlak danışmanıyız. Evet. Hepsi de birbirinden kaliteli ve nicelikli arkadaş. Bölgesel olarak gayrimenkule inandığımız için buradayız. Ordu her geçen gün gelişiyor. Karadeniz'in incisi diyoruz Ordu'ya ki doğru. Bu sözü de hak ediyor. Doğru. Yani şöyle sahil bandını en iyi kullanan şehirlerden bir tanesi. Sahilimizi koruduk. Ki ben görüyorum yani aramızda Sivas'tan, Yozgat'tan, Amasya'dan gelip ev alan arkadaşlar var. Doğru. Buraya memur olarak gelip de gitmeyen insanlar burada var. Burada kalmaya karar verenler tabii. Var. Yani dolayısıyla Ordu her zaman değerli olacaktır. Yani bugünden yarına bir durum değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir küresel ısınma var ama bu sanki şu an için Ordu'nun aleyhine bir durum söz konusu değil. Ilıman bir iklimimiz var. Yağmurlar biraz daha duruldu. Dolayısıyla diyoruz ki büyük şehirlerdeki hemşerilerimize vakit geçmeden, çok geç olmadan yerinizi alın. Gayrimenkulle ilgili bir ihtiyacınız olursa bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Satış, kiralama, kat karşılığı bu tip ihtiyaçlarınız olursa bizler yardımcı olmak isteriz. Çok güzel. Efendim Hakan Bey, beraber yavaş yavaş kapatalım. Son olarak eklemek istediğiniz, bizim unuttuğumuz bir konu varsa onu da ekleyin. Beraber son sözlerinizi alalım. Buyurun. Hemşehrilerimize şunu hatırlatayım. Evet. 31 Mayıs geliyor. Emlak vergisi ödemesinin ilk taksidinin son günü. Son günü, bunu da söylemiş olalım. Bunu belediyelerimize giderek, beyanda bulunarak burada hatırlatmak istediğim bir konu. Geçen sene EYT'den birçok hemşehrimiz emekli oldu. Doğru. Bakmayın EYT'den emekli oldu. Yarısı da çalışıyor şu anda ekonomik. Tabii imkan bulanlar da çalışıyor. Burada bir emeklilere geçen sene emekli olanlar bu sene belediyeye gittiklerinde belediyelerimize kendilerini bilgilendirecekler. Emeklilerimiz geçen sene emekli olanlar bu sene o muafiyetten eğer emekli dul yetim aylığı alıyorsa, hiç geliri yoksa, tek konutu varsa, 200 metrekare brütten küçükse ve çalışmıyorsa. Kendi evini hatta kiraya verebilir. Kendi de kirada oturuyorsa, eşinin ve çocuğunun evi hariç emlak vergisi ödemeyecek. Belediyelere bunu gittiklerinde yetkililerimiz, belediye yetkililerimizi hatırlatır. Ben emekliyim, emlak vergisi ama orada bir form dolduruyorlar. Evet. Orada belediyelerimizde kendi ama 31 Mayıs son gün onu da bu ayrıntıyı da son olarak hatırlatayım dedim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun Murat Bey. Için. Evet Erkan Bey sizden de son sözü alalım. Beraber kapatalım. Buyurun. Evet. Başta söylediğimi sonunda tekrar etmek tabii, istiyorum. Buyurun. Bizi programa davet ettiğiniz her için zaman. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Her zaman. Altaş TV seyircilerine de teşekkür ediyoruz. Bizi dinledikleri için. Sağ olun. Sağ olun. Evet, iki değerli konuğuma çok teşekkür ediyorum. Gayrimenkul sektöründe alan her zaman karlıdır diyoruz ve bir başka hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sundu.